Bir de umarım yaralı falan gelmemiştir hiçbiri. Klasik başlangıç yazımız yazacak. Onu geçeceğim hızlı bir şekilde. Bruno okey. Katya sıkı pazarlıkçı, evet. Doğru kadını bulduk. Roman hasta, Marco okey. Sıkı pazarlıkçıyı aldık abi. Karı sağlam pazarlık yapıyor. Sıkıntı yok. Haberler çok iyi. Ha, burası kip diyor. Hiç güzel ev gelmedi bu arada. Baya kötü evimiz. Haberiniz olsun. Ciddi anlamda kötü ev denk geldi yani. Bakalım loot'u düzgün çıkarsa evin iyiliği kötülüğü pek önemli değil. Önemli olan içinden çıkacak olan loot. Çok güzel. Maymuncuk verdi bir tane, güzel. Maymuncuğu kullanırız abi. Ne açamadılar lan burayı da. Maymuncuğu burada kullanacağım. Bir tane kürek yapalım. Metal atölyesi lazım kürek için. Atölye, ilgili ocak, metal atölyesi. Şunu şuraya yapacağım. Şuraya yerleş... Ha. İki tane bir şeyleri yan yana yerleştirebiliriz belki. Bu oyun tam şey değil mi beyler ya? Böyle hani kahveyi falan alıp yorganın altına girip böyle kahve içip bu oyunu böyle tatlı tatlı izlemelik bir oyun yani. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Tam öyle yani. Gayet hoş. O Petit Beurre'den yapılan fakir tatlısı çok güzel bu arada Deniz. En sevdiğim tatlılar arasındadır kendisi. Keşke hiç... Ha? Bisküvi pasta işte. Keşke hiç kilo almasam, ömrümün sonuna kadar o pastadan yesem. Çok mutlu olabilirdim. Gerçekten. Ha? Yok çikolatam ya. Kilo alıyorum gerçekten. Olur. İzin gününde yap, yeriz. Ama o zamana kadar hiç kilo aldıracak bir şeyler yemeyeceğiz, tamam mı? İlk günümüz zaten evi lootlamakla geçiyor komple. Ha, gayet hoş ya. Yani bulduğumuz şeyler gayet güzel. Lootumuz kötü değil. Gayet güzel şeyler bulduk. Hoş, hoşdur. Çok hoşdur. Lootumuz çok hoşdur. Şimdi bir tane yatak yapacağız. Önceliğimiz ocak yapmak olsun. Çünkü ocak çok önemli. Bruno Reis güzelce bize yemekler yapacak bu ocakta. Ah, iyi ki şu kürek var. Tabii canım, sizin rahatınız için yapıyoruz hepsini.
Reis. Reis be. Ha, yatak yapmaya bileşenimiz yok. Gece nereyi sömürmeye gitsek acaba? Önce unutmayın beyler, evin gediklerini kapatacağız. Delikleri. Delikleri kapatmadığımız zaman ne oluyor? Hırsızlar evimizdeki malzemeleri çalıyorlar. Evimizdeki malzemeleri çaldıkları zaman ne oluyor? Çok kötü oluyor. Çok kötü oluyor. Evet, her yeri lootladık sanırım. Şunu yapmamın sebebi gece gelip birisi butları çalmasın diyeydi. Yatak yapamıyorum. Bileşenimiz yok. Evet, bu geceyi böyle kapatacağız. Burayı da upgrade etmek için bileşene ihtiyacımız var. Kapat. Bize bol bol bileşen lazım beyler. Nöbette dur. Katya nöbette dur. Bruno sen uyu balım. Marco yağmaya çık. Yağmalanmış benzin istasyonu. Terk edilmiş kulübe. Yağmalanmış benzin istasyonuna gideceğim. Yanıma da levye alacağım. Yağmalayacağım. Hayda. Buraya kürek gerekiyormuş oğlum. Fuck. Burası var ya 3 günde açılır abi. Neyse. Burayı sömürelim ya. Şimdi buraya kürek getirmiş olsaydık buranın çok temiz lootunu alacaktık. Gecemizin yarısı buradaki şeyi açmakla geçecek. Lanet olası molozları açmakla geçecek. Olsun. Yapacak bir şey yok. Yetenekli yağmacı Marco. Açıl artık. Gecemizin yarısı gitti aga. Sağ olsun bir moloz yığını. Hemen somurmaya başlayalım abi. Şuradan. Orada birisi mi var? Oo, güzel. Şurada biri var sanırım ya. Yok, fareymiş. Okey. Şurayı da açalım. Şuradaki notu okuyacağım. Ne var merak ettim notta çünkü. Oo, iyi ilaç çıktı lan. Ne diyor? Masanın altında gizlenmiş olmasa da kolayca gözden kaçabilecek bir not var. El yazısından anlaşılacağı üzere bir kadın tarafından yazılmış aceleyle. Milos, özür dilerim, çok özür dilerim. Daha fazla bekleyemedim. Kitapların içinde birkaç mücevher sakladım. Bodrumdaki parmaklıklı kapının arkasındaki karton kutulara bak, kullan. Hayatta kal, lütfen. Tanrı'ya emanet ol, özür dilerim. Bu info bizim çok işimize yarayacak abi. O info sayesinde mücevherleri biz alacağız. Mine now. Stolen. Stolen. My mücevher now. Gelirken buraya demir testeresi getirmemiz gerekiyor.
Yalnız alta demir testeresi lazım. Orayı levye ile açamıyoruz. Ne bileşenleri alacağız. Bileşenleri ve odunları götüreceğiz bu tur. Oo, 4 tane bot bulduk lan. Çok güzel, çok güzel. Harika loot abi. Ama üstte bir not daha var abi. Gecemizin bitmesine daha var. Lootlarımızın hepsini şuraya taşıyalım güzelce. Çok güzel koşuyor lan Marco. Boris ile loot yaptıktan sonra Marco çok harika hızlı geliyor ya. Müthiş yani. Boris çok başarılı loot konusunda. İsmi Boris zaten abi. Nasıl başarısız olabilir ki? Burada ne yazıyor? Bu zavallı adam top ateşine yakalanmış. Burada ne yapıyor olabilir? I don't know. Yalnız gece karanlığına kalmadan gitmemiz gerekiyor beyler. Bunu biliyorsunuz. Geceye kalırsak patlayabiliyoruz. Yukarıda loot var mı ona? Aynen varmış ya. Tüh, keşke olmasaydı. İnşallah çok bir şey yoktur. Ah, iyi, hepsini alabildim. Hayır, gece olacak. Koş 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 koş. Şey, gündüz olacak. Ne gecesi? Acele etmeliyim. This War of Mine'ı bitirmek sorun değil ya. This War of Mine'ın hani farklı farklı karakterler olduğu için This War of Mine'da sınırsız oynayabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Canınız ne zaman isterse açıp oynayabiliyorsunuz. Öyle bir oyun. Oha. What kind of loot abi? Bu ne kadar amele kadar loot çıktı. Çok temiz loot var lan. Şimdi hemen bileşenleri alıyoruz buradan. Şimdi abi, öncelik olarak bileşen alalım. Tamam mı? Bizim burada bir şeyimiz vardı. Levyemizi alalım geri. Etimizi alalım. Bunları alalım. Geri kalana da odun alalım. Gidelim. Eyvallah Vaksi. Hadi bakalım. Çok güzel malzeme kaldırdık. Çok. İnşallah soyulmamışızdır. Güzel abi. Çok temiz loot bulmuşuz. Soyulmamışız. Şimdi önceliğimiz burayı upgrade etmek. Aç ve yorgun. Aç biraz hasta, yorgun. Aç, yorgun. Kötü uyudu, aç. Şimdi ben geçen sefer inatlaştığım gibi inatlaşmayacağım. Bu sefer direkt evde büyük zaten. Şuraya iki tane yatak direkt koyacağım. Yalnız yatak yaparsam etrafı kapatamıyorum. Ben bunu yapacağım gene de. Bir tane de ne yapmak istiyorum? Radyo yapmak istiyorum. Erkenden yapacağım. Erken radyo iyidir abi. Önceliğim radyo değil aslında ama gene de erkenden yapacağım. Morallerini bozmalarını istemiyorum çünkü. Bir biyolarına bakalım abi. Roman.
Kendimi arkadaşlarımdan kaçar bir halde bulacağımı hiç düşünmemiştim. Fakat yaşananlar böyle olmasını gerektirdi. Kardeş gibiydik. Fakat şu an ben onlar için ölü bir adamım. Ekibim savaşa başlayana kadar mahallemizi benim çocukluğumdan beri yönetiyordu. En iyi arkadaşım Leon gibi bazılarımız askere çağrıldı. Benim yaptığım gibi bazılarımız da askerliğe gönüllü olduk. Mükemmel bir güç gösterisi olacaktı ve hepimiz bir parçası olmak istiyorduk, demiş Roman Reis. Bruno demiş ki, savaştan önce bir lokantam vardı. Bruno'nun Mutfağı adında kendi TV programım bile vardı. Eminim görmüşsünüzdür. Yayında leziz yemekler pişirirken muhteşem yerler gezdim. Bunların hiçbirinin bir önemi yok artık, değil mi? Bugünlerde eline konserve et veya bir paket pirinç geçirmen bile yeterli. Kim bilir bu savaş ne kadar sürecek, demiş Bruno Reis. Katya demiş ki, bu şehirde büyüdüm fakat okumak için yurt dışına çıktım ve spiker olarak işe başladım. Savaş başladığında birkaç yıldır uzaklardaydım. Savaşla ilgili rapor yazmak için seçilmiştim. Ailemi o kadar merak etmiştim ki seçilmesem bile gönüllü olurdum. Fakat çok geçti. Evimi yıkılmış bir şekilde buldum. Ailem ortalıktan kaybolmuştu. O günden beri onları arıyorum, demiş. Feels bad. Marco Reis de demiş ki, daha önceleri cehennemi yaşadığımı sanırdım. Ben bir itfaiyeciyim. Hatırlayamadığım kadar çok sefer yanan binalara hayat kurtarmak için girdim. Ama o zamanlar Alev dediğimiz ortak bir düşmana karşı toplanmış bir ekibimiz vardı. Şimdilerde ise eski komşularımız sizi sırf farklı bir dil konuştuğunuz için öldürebilirler. İşte asıl cehennem bu dünyadaki, demiş. Feels fucking badman. Biraz hastayız. Bir tane ilaç alabiliriz abi. Radyoyu da okuyalım. Dinleyelim. Direnişçi lideri cephe hattını geçmemeleri gerektiği konusunda dinleyicilerimizi uyarmamızı istedi. Bunu dikkate almamak ölümle sonuçlanabilir. Direnişçi birliklerin cılız mukavemeti Pogoren kuşatmasını yırtmaya yetmiyor. Şehirden hala haber alınamıyor. Silahlı kuvvetler malzemelerin direnişçilere gidebileceği gerekçesiyle şehre herhangi bir şekilde yardım edilmesine izin vermiyor. Okey. Tamam. Açız, yorgunuz. Okey. Lanet olsun, sigara kalmadı. Lanet olsun, hiç sigara kalmamış. Abi bunların hepsi müptezel. Boku yedik. Hepsi sigara müptezeli çıktı. Bize acil içki damıtıcısı da lazım. Acil küçük hayvan şeyi de lazım. Bize bol bol parça, bileşen ve tahta lazım abi. Bir tane balta yapacağım. Baltayla da evdeki odunları kıracağım. Balta yapmak için önce bunu upgrade etmemiz gerekiyor. Onun için de bayağı bir şeye ihtiyacımız var. Önce hatta bunu metal atölyesine upgrade edeceğim büyük ihtimalle. 18 tane bileşen, 13 tane tahtaya ihtiyacımız var. İyi. 18 bileşen, 13 de tahta. Taşırız be bu yükü. Açız, yorgunuz ama olsun. Evet. Yatağımız yok. Yarın hepsi çok yorgun olacak. Yarın ilk işimiz yatak yapmak olması gerekiyor maalesef. Günü bitireceğim.